Ekstra Advantage diyoruz. Beyoğlu'nu karşılıklı alma çabaları. Rezin yeri gayet iyi. Şunu büyütsen. Büyük büyük. Aynen. Hala mı ses yok lan? Büyük büyük. Ses yok diyorlar. Nasıl ses yok? Çağlayan da diyor. Geldi diyorlar, geldik diyorlar. Geç geliyor ya biraz. Tamam da kanka, o yapılır. Tamamdır. Res şu an pozisyonu, eğer orada herhangi bir flash pick gelmezse res kill alacaktır ama derken zaten flash pick. Yani, flash geldi, elektronik kör devam ediyor, site doğru sızması lazım elektronik çünkü çok fazla yapıyor. Res bu arada maskele smoke'tan yakaladı, orada ikinci kişi de gördü, orada bir kişi bir kill almaya deneyecek fakat yakmasalar iyi bari. Rez bir kill de aldı, duvardan Zeus düşürdü. Yalnız Ed da Simple'ın killerine base atıp boşaldı. Lekro çok hızlı backup vererek Simple düşürdü. 3'e 1 kalan oyuncu Edward. C4 onunla Ruins'e doğru bakalım ilerleyecek mi derken. Sanırım evet, C4 direkt kuruyor. Ruins'i direkt dönmesi lazım. Ruins'e gelen 2 oyuncu var. Şu an Ruins'e gelen 2 oyuncu var. İlk oyuncuyu düşüremedi. Deniz Edward düşürerek. Evet, kamerada FPS düşüklüğü var fakat hiç problem değil. Çünkü biz şimdi onu hemen halledeceğiz. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi şu an 60 FPS. Madem çok iyi, o iyi. Arkadaşlar tam ekran devam ediyoruz. Hiçbir şey olmamış gibi arkadaşlar tekrardan devam ediyoruz. Sesle herhangi bir sıkıntı yok. Evet. Sağ az. Durum 6-4. Navi'nin seçtiği haritada. Navi'nin üstüne devam ediyor. Ama şu an 6-4 ama Echo. Çok da avantajlı bir skor değil gibi. Evet, Navi Echo büyük ihtimalle 6-5 olacak. Nip maça ortak olacaktır. Kafa kafaya giden bir maç. Nip bunu aldığında 3. maçı izlemek zorunda kalacağız. Evet. Kalacağız. Teknik olarak son seçimde Nip yaptı değil mi? En son haritayı, son 2 harita arasından da Nip seçti. O da Overpass. Overpass seçti. Bakalım, zaten bir pause vardı. Yalnız Echo değil Navi takımı. Silah durantı izliyoruz. Durum 6-4. Simple'da keleş var, AP yok. Lekro'da AP var Nip takımında. Evet. Farklı bir setup da oynuyor iki takımda. Ayve yakın gidiyor Nip takımı. Evet, dediğim gibi setup saklamışlar. Gerçekten Nip'e yakışır bir hareket. Taktiklerini göstermediler. Hı-hı. Güzel bir setupla oynuyorlar şu anda. Forest yine bana da yakın oynuyorlar. A tarafında güzel bir setup fakat B tarafında aynı şeyi söyleyeceğim. Forrest'ı da birbirlerini geçtiler. Evet, Zeus. Getright'dan harika bir oyun. İş yaptı, evet. Getright'dan sonra M4 adet kurulu yardım ediyor. Edward orada Deniz'i yakalamaya başardı. Çok kötü bir timing Forrest'tan. Durum 3'e 2. Edward çok hızlı bir şekilde B'ye doğru sızdı. Onun arkasından hemen Simple geliyor Edward ile beraber. Şu an B'nin tek olduğunu biliyorlar. İlk kişi outside'da şu anda, evet. Edward City'den ilerlemeye devam ediyor. Simple da Speed B'ye girdi. Getright şu an B'deki son oyuncu, kendi pozisyonu olan Getright'ta, yani Çimento'nun arkasında önü üstüne çıkmış vasıtası, üstünde oynuyor. Yalnız bunu artık tahmin etmeleri lazım. Getright sağına bakmıyor. Bunun infosu da yok. Şimdi adam içeri girince şöyle bir hareket yapacak Getright. Evet, Getright'in umarım kamerasını izliyoruz. Evet, Getright şu an mermiyi yemedi çünkü iki önce de Ruins'e girdi. Çok ilginç. Getright hala o pozisyonda olmasına rağmen ölmedi. Evet. Bu arada evet, oradan da görüşleri yok sanırım. Hala görüşleri yok. Getright'ta pozisyonu değiştiriyor. Değiştirmiş. Getright şu an... Evet, şu an artık sonunda fark etti arkalarından gelebileceğini. C4B kuruluyor. Banana tarafına smoke geldi. Getright kapatıldı. Evet, evet, iki oyuncu Ruins tarafında ve yeterli bombaları var Navi takımının bu roundu kazanmak için. 3 flash, 2 yanıcıları var. Getright smoke'unu kullanacak. Evet, Dark'ı kapattı. Ruins'e de bir smoke var. Geldi. Ruins'te ve Dark'ta smoke var şu anda. Sadece üçgen tarafı ve City tarafı açık. Evet, Simple'da üçgene geçti. Edward Ruins'te, Ruins'te Lekro'yu çok kolay bir şekilde düşürmeye başardı. 2-2 durum var. Karşı tarafı olmasa tam zamanı şu anda. Getter Ruins Simone'a geldi. Simple Force'u düşürdü. Edward'da Getter düşürdü gerçekten. Dediğim gibi yeterli bombaları vardı. Kolay, kolay bir round'tu. Evet, durum 7-4. Nip için gerçekten kötü bir round oldu bu. Çünkü ellerindeki roundu verdiler 3-2 durumdan, yani oyuncuların City'den B'ye kadar ilerlemesi. Getight'in bunun infosunun olmaması veya bunu hiç tahmin etmemesi sıkıntılı bir andı. Evet. Navi defansif bir
Tayside Dal bu uyguluyor şu anda. Tyrant'da iki oyuncu. Flame'i daha yeni yeni evlenmiş, şuna kadar geldi, eve daha girmedi. Edward da daha yeni Mardanlar'dan küçük eve çıkıyor. Evet, çıktı küçük eve. Görüşürüz sevgili Diren. Evet. Şu an aya doğru bir oyun kurma çabası var diyebiliriz Navi takımında. 2 kişi evde, 2 kişinin midde ilerliyor. 1 kişi, 1 oyuncu ise TRM'de B'nin açılan bir oyuncu olup olmadığını kontrol ediyor. Simple off angle pozisyondaki dar açıyı yaktı. Evet, A'da güzel bir setup var yine. 2 A site, bir balkon olmak üzere. Rezilin de smoke var herhangi bir molotof'a karşılık. Güzel, buradan yanıcı geldi. Yakın short oyuncusu varsa geri çekilmesi için. Simple C4'ü aldı sanırım. A'ya doğru çevirecek oyunu. Evet, A eve doğru ilerliyor. B fake, A izleyeceğiz. Şu an 2 oyuncu. Evet, yakın yanıcısı da geldi. Direkt o site'a kadar geri çekilmek zorunda kaldı. Şu an A'da 4 oyuncu var. Nick takımında bunun farkındalar sanırım. Çünkü B'den bir oyuncu geliyor. Gelmeye devam ediyor hala A tarafına. Evet, Nip bunun farkında. Ama şu anda iki oyuncu birden B'ye dönüyor. Çok kötü bir timing Nip adına. Deniz bu arada middeki Zeus'u yakaladı. Aldo'nun infosunu verdi. Çok hızlı bir şekilde backup veriyor B'deki oyuncular. Forrest'in yeri çok iyi. Eski zamanlardaki gibi. Aynı şekilde arabanın altında oynamayı çok seviyor Forrest hala. Orada Flame'i düşürdü. Simple Forrest'i düşürdü. Restoran site'den çıktı fakat kimseye kalmadı. Get Right Long'dan gelerek elektronik düşürdü. 3-4-2 durum var. Ötedik kuramadı. Edward'ın Deniz'i çok iyi diyor. Rezzy Simple'ı öldürerek round'u Nip takımına kazandırmayı başardı. Evet, ilk maçı 16-10 Navi Melee çatısına kazanmayı başardı Nip'in seçtiği Melee çatısına. Şu anda ise Inferno'dan Navi'nin seçtiği atada Navi'nin önderliğinde gidiyor maç. 7-5. Evet, Navi sonunda Echo'ya düştü. Yine Force, yine Force yaptı Navi. İnanılır gibi değil. Daha hiç Echo round oynamadılar. Gerçekten çok ilginç. Bakalım nasıl bir round izleyeceğiz. Evet, Granite ve yanıcıları yememek için Bayon'a girmedi Navi takımı. Ama sonrasında Bayon'a oynayacak gibiler çünkü şu an 2 balkon altından 4 ev altına doğru yöneldiler. A'ya doğru bir oyun izleyeceğiz sanırım. Yani sonuçta çok silahları yok, pistolleri var, sadece Zeus'ta SMG var. Yakına girmeleri gerekiyor, yakın oynamaları lazım. Evden oyuncu atlatabilirler. Short'tan oynayabilirler. Bakalım nasıl bir oyun izleyeceğiz ya da B direktman. Evet, B önüne bir smoke geldi. B yolunu almaya yönelik bir smoke. Flash gelmiş, çok özür dilerim. Zeus orada bir flash pick geldi. B yolunu kontrol ediyor Zeus. Flash geldi. B side'dan. Zeus'u birazcık yavaşlattı o flash. Deniz off angle pozisyonunda Lecro APS ile Deniz'i baitliyor orada. Forest tent altında. Yine eski bir setup diyebiliriz. Eğer eve oynarlarsa kaybedecekleri bir round Nip takımı. Fakat Forrest orada iki kill'le. Hatta üçüncü kill'le, dördüncü kill'le aldı Forrest. Çok rahat kill'ler Forrest için. Forrest takımını gerçekten hayat tutan frag'ler aldı. Flame'e Get Right'a tekmerini gönderdi. Bir oyuncu da açılıyor, onu tahmin edecek mi bakalım. Hemen arkasında şu anda kamera zoom yapıyor. Evet, Rez orada. Rez'e bir tek göndermek istiyor. Rez Flame'i düşmeyi başardı. Durum 7-6. Forrest bu el 4 vurdu. Seste mi sıkıntı var? Ne sıkıntısı var bende şu an? Kulaklıklarımız değişti. Hayır, kulaklığımız değişmiş. Ver abi, o yüzden sıkıntı var. Şu an görüntüde sıkıntı vardı işte. O görüntü şimdi hallettik bakın. Aynı görüntü. Evet, gördüğünüz gibi. Görüntü sonunu hallettik ve sonunda Navi ilk defa Echo. İnanılır gibi değil yani. İlk defa Force yapmadılar. Simple'da ona rağmen yine Deagle var. Evet, Lecro'dan bir miss. Get Right tek başına kaldı B'de, info olarak zıplayarak info alıyor. Flame no longer prefire denen Lecro'da. Deniz de short'tan geldi, armor olmadığı için Flame'i hit gönderemedi. Deniz çok rahat bir şekilde düşürdü. Lecro şu an long'ta. Evet, Zeus silahını mı attı, ne yaptı, bir şey attı orada fake olarak. Lecro simple düşmeye başladı. Grenade gelecek mi de Zeus'un tam kucağına. Evet, Deniz Zeus duvardan vurmayı başardı. 5'e 2 kaldı. Evet, zaten Echo Rampage'ın Navi tarafında. Ne düşürebilirler kar fakat hiçbir şey düşüremediler. Rez son 2 kill alan oyuncu oldu. Durum 7-7. Nip maça ortak oldu. Bir önceki
maçtan daha etkin bir City side izliyoruz Nip tarafından. Bakalım TD'de aynı performansı gösterebilirse Nip maçı kazanabilir diyebiliriz. Bir önceki grup stage'inde oynadıkları T-Side gibi oynayabilirlerse eğer. Bakalım durum 7-7. Çok önemli bir round. Kim önde kapatacak bakalım ilk yarıyı. Silahlı round, elektronikliz. Navi takımında bombalar çok iyi diyemeyiz. Evet, Beyoğlu'na 3 kişi geldi. Nip takımın karşılıklı granitler atıldı. Fakat hasar yok. Sadece Zeus'un 82 canı kalmış. Çok önemli bir şey yok. Navi takım yine midde bir ağırlık gösteriyor. Evet, Longa çok hızlı bir oyun var. Necro çok güzel bir headshot gönderdi orada. AWP'si ikinci kill'ini aldı. Devam edecekti. Üçüncüsünü zoom açtı. Evet, kötü bir timing yakalandı orada. Simple Necro'yu tuttu. Elektronik ve Deniz düşürdü. 3'e 3 durum var. Necro'nu aldı. 2 kill boşa gitti orada. Şeyin düşmemesi lazımdı. Deniz'in. Evet, Forest Grenade'i şu anda kullandı. Elektronik'in 8 canı var bu arada. Evet, Forrest'ın kucağına düşecekler diyebiliriz şu anda. 2 short, 1 AEV oynuyor. Navi takımı, Simple'ın artık kafasını çarpmaması lazım çatı, evet. Çatıya çıktı, Balkan atlayacaktır oradan. Side'ı kontrol edecek, ikinci Balkan'a da atlayacak. İkinci Balkan'a da geçti, orada Getright'ı görecektir. Tam ucunda Getright'ı görecek ama Getright sola çekti biraz. Zeus Force'ı düşürdü, Zeus Getright'ı da düşürdü. Harika, 2 entry geldi Alsight tarafında Zeus'tan. Alsight'ı açtı tamamen ve boşalttı. Rez'de sona kalan oyuncu, 1'e 3 AP'siyle bakalım neler yapabilecek. Aslında Force'un yeri güzeldi fakat Zeus Force ve Getright'ı düşürebildi. Simple hiçbir şey yapmamasına rağmen sonuçta bir herhalde evden çıkan oyuncu elektronik onları rahatsız etti diyeceğim ama elektronik zaten 8 canı varmış, hiç gitmemiş. Çok ilginç yani. Evet, şu an duydular. Hemen solunda, sola doğru zıplayacaktır ama hemen solunda Simple var. O da onun kucağına düştü. Bıçaklayacaktı Simple. Tamam, üstüne attı bıçakla. Kesemedi. Elektronik boğdu hemen. Evet, ilk yarıyı 8-7 Navi kendi seçtiği haritada önüne kapatmayı başardı. Bakalım Nip için hala umutlar tükenmiş değil. Tabii 8-7 gayet kafa kafaya giden kıyasaya bir maç izliyoruz. Ve dediğim gibi grup aşamasında olan maçtan daha iyi bir performans sergiledi tarafta. Çünkü 7 yeri alamamıştı bile. Bakalım, ilk yarı çok önemli her zaman dediğimiz gibi. Yeni ekonomi gelmiş olsa da hala ilk yarı çok önemli. İlk round kazandırıyor size kafadan. Lekro da şu an sadece smoke flash var. Forest'ta ise P250. Dalma bakacak olursak 3 B yolu, 2 ev altı oynar fakat elektronik çok hızlı bir info almaya çalıştı evden. Geriye çekildi hemen infosunu aldıktan sonra. Evet, Getright küçük eve girecek. Şu an Navi'nin setup'ı bir... Evet, 3 kişi şu an farkıysan short tarafında Forrest. Çok güzel bir tek gönderdi bu arada Edward'a Flame'i. Üçgene kadar çekildi, orada devam ediyor. Evet, tam aim'in çıktı Forrest. Büyük ihtimalle bunu alacak oluyor. Bakalım, Hobbit'e kar ilerledi Rez oradan. Evet. Çok güzel. Tek tek çıkmaya devam ediyorlar. Flame'i Rez'i öldürdü, Lekro'da Flame'i öldürdü. Şu an 3'e 2 durum var. Simple Smoke'dan direkt ilerliyor. Lekro'da Simple düşürdü. Elektronik bakalım, o da smoke'dan çıkacak mı? O da smoke'dan çıktı. Lekro'ya çok güzel bir tek gönderdi. Beyoğlu'na bir oyuncu olduğunu biliyor. Getright düşmemesi lazım, birebire girmemesi lazım. Getright bunun farkında, hemen arkaya çekildi, pozisyonu düzeltti. Evet, ölmemeye çalışıyor fakat çok fazla yapabileceği bir şey yok. 1'e 3 durumdan 1'e 1'e geldi. Deniz kaldı. Evet, Deniz'in yerini gör. Elektronik. Harika bir 1'e 3 oynadı yani. Herkes tek tek yerinden buldu ve çıkardı yani. Yalnız Deniz'in orada bir hatası var. Deniz üçgendeydi. Üstüne geçti yerini değiştirmek için çünkü yerini biliyordu elektronik fakat belki de üçgende kalsa üçgen etrafına dönerek zaman kaybettirebilirdi elektroniğe. Bunu yapmak istemedi. Pozisyon değiştirmek istedi, gafile almak istedi fakat elektronik açısı iyiydi yani, iyi geldi. Ve Deniz düşürdü. Flame burada çok güzel 2 kill attı. Zaten burada bir tane daha atıyor Reze. Elektronik burada başlıyor herkes tek tek bulmaya. Yani bakar mısınız? Cadavı gibi herkesi kovalıyor ve yakalıyor yani. Burada Deniz'e çok kötü, şanssız bir an yani Deniz için. 9 Nip için şanssız bir an diyebiliriz. Evet, agresif bir Beyoğlu oyunu. Navi takımında Beyoğlu tamamen kontrolünü aldılar. Şu an son oyuncu ise herhalde dönecektir veya o setup'ı sürmeye devam edecekler sanırım. Evet. Beyoğlu'nu bırakmadılar. Hadi iki kişi devam ediyorlar.
A tarafında ise klasik bir savunma izliyoruz. Bir kişi balkonda, bir kişi Asay'dan önde hemen. Birebir kontağa dayalı bir setup şu an Navi'de A tarafında. Hem evde hem de short tarafında. Evet şu an geri çekildi. Edward longu kesiyor şu an. Evet bizden değil arkadaşlar, gördüğünüz gibi kamera aynı şekilde devam ediyor. Necro bakalım Edward'da. Edward bu arada tam radara bakıyordu. Ben Edward'a dikkat ettim. Kafası oynuyordu çünkü Necro Edward düşürdü. Zeus getir hadi. 4'e 4 durum var. Necro frame'i de düşürdü. 4'e 3 durum var. Forrest'ın yalnız 5 canı var. Bakalım neler olacak? Acaba şu an neler oluyor? Gerçekten çok merak ediyoruz. 58 saniye kalmıştı. 9-7 chat'e bakıyoruz. Evet. 3.30'dan beri buradayız. Zaman çabuk geçiyor demiş Burak. Zeus artık geri çekiliyor bana anladın. Evet Zeus geri çekiliyor. 4'e 3 durum var. Rezin bombayı göstermemesi lazım. Belki de gösterip B'ye çevirecekler öyle bilmiyorum. Evet şu an A'ya doğru toplanmış durumda. Nim takımı Simple'ın yeri fena değil. Elektronik orada backup veren oyuncu. Simple evet infosunu aldı. Söyledi hemen dedi short'a gidiyor eleman. Hemen pozisyonu düzeltti de evet Simple'da gördüğünüz gibi. Bulunduğu kutudan yakın kutuya kadar ilerledi. Şu an vazgeçti. Aynen 4 almış oradan. Force'a çok güzel bir tek gönder. Zaten şu an armor'u yok. Nim takımının Simple oldu. 2 kill almaya başardı. Res Simple düşürdü. Bir flash'ını kullandı. Çok kötü bir flash. O da kimse kör değil. Elektronikle düşmeye başardı. Şu an Rez'de sadece P150 var. Bekleme elektronik. Agresif oynamaya devam ediyor. Evet, şu an geldi zaten geldi, Zeus'tan. Riski atmadı. Rezin işi çok zor. Reload da yaptı fakat... Evet. İyi deneme. İyi deneme. Zeus'a bir headshot gönderdi yani orada. Güzel eko izledik. Nip'ten hiç fena değildi. Angel'ler kuruldu. Hem de 3 tane silah düşürüldü. Gayet iyi. Hiç fena değil. Durum 10-7. Nip silah çekiyor. Bakalım nasıl bir round çizeceğiz. Pistol round nasıl gitti ya diyorlar. Blast'ın Fade bir renk seçimini çok seviyorum. Evet ben de beğeniyorum onu. Bir de giriş müzikleri de yapımı da çok güzel. Zaten eğlenceye dayalı ya, belki de fade rengi o yüzden geliyor. Daha resmi bir renk yerine daha eğlenceli, evet. Daha colorful, renkli bir renk seçiyorlar. Konsept olarak da çok iyi ya. Evet. Donanmanları, şeyleri, sahne jolları. Baktığımız zaman iki takımda da 5 tane rifle var. Hiç AWP görmüyoruz. Hızlı bir oyun izleyeceğiz sanırım. Evet B onu çok hızlı bir şekilde almaya çalışıyor. Nip Zeus Grenade'i kullanacak kütüğe doğru. Kütükte şu an Forrest var. Eğer oraya atarsa Forrest'a isabet bulacaktır. Evet şu an Grenade'i kullandı. Zeus da atacak tam oraya. Evet. Kısa patladı. Kısa kaldı. Zeus'un 86. Forrest'a 93 canı kaldı. Rez şu an yanısını kullanacak yakın. Evet. Tamamen bananın kontrolünü aldı diyebiliriz Nip takımı. Evet yakında kontrol etti. Şu an başka bir açı kalmadı B yoluna dair. Yanıcı atmaya devam ediyoruz. Evet fake çünkü. Oraya ikinci yanıcının gelmesi mantıksızdı. Forrest yanıcının arkasında Forrest piklemek istedi olmadı ama Rez çok hızlı bir trade aldı. Bu Nip'in işine yarayan bir trade. Her zaman eşit sayıdaysanız T avantajdır arkadaşlar. Yani 4'e 4, 3'e 3'ler bunlar T'ye yarar. Çünkü City... Orada Get Right yine Boiler'da. Evet Get Right. Geçen maçlarda izlediğimiz gibi. Evet Long'da güzel bir setup var. Simple'ı tahmin etmeyeceklerdir. Flame çünkü orada iş yapması gerekiyor. Evet Simple tam zamanla çıktı. Fotop Deku harika döndü ona. Flame'i flash'ini kullandı. Flame'in numara 36 canı kaldı. Setup. Evet. Deniz Flame'i düşürdü. Sonuna kalan oyuncu. Evet elektronik güzel oynayan bir oyuncu biliyorsun burada. Ben de söylemiştim. Yerine giriyorlar fakat evet, elektronik oradan bir kill çıkardı. Deniz elektronik düşürdü. Deniz düşürerek durum 11-7'ye geldi. Aslında gayet iyi girmişlerdi. Hızlı bir oyun sergilemedi aslında Nip orada. Flame'in flash herkesi kör etti. Evet, daha da zoom yapın içine girelim. Herkesi kör etti. Oradan, o yüzden biz zaman kaybedildi. Edward tabi'den gelip backup oyuncusu olarak Asad'a girmeden herkesi yakalamayı başardı. Durum 11-7. Evet. Nip takımında garip bir ekonomi var. Bazılarının parası yok, bazılarının var. Yarım çekilmiş. Edward 20 canla kaçmayı başardı.
Edward 20 canla kilini de aldı ama. Evet. Herhalde flash. O bak bu gap'i açık ya, o sol tarafı bilerek açık bırakıyor Zeus sanırım. Oradan oynamasını istiyor. Edward da oraya bakacak diyecektim. Edward'ın canı olmadığı için hiç zorlamadı. Evet, yer değiştiler şu anda Zeus'u. Edward'ın canı olmadığı için. Simple biraz daha B'ye yakın. Evet, Simple B'ye backup veriyor. Hissetti zaten onun. Çünkü bayağıdır bir sessizlik var. A'da zaten hiç info yok. B olacağını tahmin ediyorlar. Şu an 3B Navi takımı. Evet, flash pick geldi. Dennis orada ilk oyuncuyu yakalayamadı. Ruins'i vurması lazım. Small geldi. Karşılıklı granitler, yanıcılar geldi. Flash geldi şu an Ruins'e. Ruins'e picklemer lazım. Zeus'u. Oh, Dennis'i çok güzel düşürdü. Smoke'dan çıkan bir Edward'lar. Frost'u yakalayabildi sadece. Dennis Edward'ı düşürdü. 3'e 3 durum var. Small'un için rastgele deniyor. Rekord kimseyi bulamadı. Evet, Jodot kuruluyor. 3'e 2 durum var. Simple Dennis'i yakalamış herhalde Smoke'dan. Simple bir tane wallbang denedi. Kimseyi bulamadı. Yerler fena değil. Get Red Bay yolunda. Necro. Hobbit tarafında. Eğer Ruins oynarlarsa bu, evet 3 Ruins oynarsa eğer Navi takımı bu roundu kazanabilir Nip. Evet şu an 2 oyuncu Ruins'ten, bir oyuncu ise ama Lekro yukarı çıkmış tabuta. Tabuta çıkmaması lazımdı. Hobbit'te kalması lazımdı. Frame'i Lekro'yu Simple'da getirip uçurdu. Eğer Hobbit'te kalsaydı altta saklanırdı. Üst taraftan gözükmezdi. Simple getirip çıkarken de alttan çıkıp vurabilirdi belki de. En iyi kombinasyon veya olasılık oydu. Ama olmadı. Yani sizden gelen bir oyuncu vardı. Her türlü bu oyunu bozacaktı. Arkadaşlar Dennis'in çocuğu yokmuş. Herhalde. Yani Nip elinden geleni yapıyor diyebilir miyiz? Tabii canım, gayet iyi performans sergiliyor yani her ne kadar... Evet, son anlarda, bitiriş anlarında çok fazla hata ya da kayıp oldu. Evet, Simple yine agresif bir oyun sergiliyor. Yalnız Navi'nin de City tarafında en fazla oynayabildiği agresiflik bu kadar. Yani Simple çok azıcık bir ev altına kadar geliyor. Kör olunca veya bir şey gelince hemen geri çekiliyor. Asterix'te bu yok. Bayon'dan yanıcı geliyor, Mid'den yanıcı geliyor. Mid'in kontrolünü alıyor. Tipnix şeye kadar koşuyor, T-Ramp'a kadar. Yani Mid'i yarıyor, map'i 2'ye bölüyor. Bu sefer de T oyun kuramıyor 2'ye yaradığı için map. Bu yüzden Astralis Infernus'un zaten bu kadar iyi T, City tarafında da T gibi oynadığı için. Çünkü şeyden geliyor zaten bu. En iyi savunma, en iyi saldırıdır. Çok agresif oynayarak böyle bir savunma yapıyor Astralis. Evet, flash gelecek Lekro'dan. Long'da zaten smoke var, Zeus smoke'dan rastgele bir denedi. Zeus'un 67 canı kalmıştı fakat Lekro Zeus'u, evet, hilesi iyi olan kazansın arkadaşlar. Lekro Zeus'u hiçbir şey yokmuş gibi headshot atarak öldürdü. Güzel bir setup var A tarafında. Şu an herkes, uçağı beklemiyor. Evet, uçağı var ve herkes off angle pozisyonda. Herkes kapalı açı bekliyor. Eğer short tarafından girerse Nip takımı çok kötü yakalanırlar. Fakat Forrest B'ye çağırdı sanırım. Evet, C4 B'ye döndü. Şu an A fake yapıyor Nip takımı. Bakalım neler göreceğiz. Deniz şu an long'dan sızmaya çalışacak. Edward'ın ya backup vermesi lazım ya. Aa, arkası dönüp yapamayacak Deniz. Ah, çok kötü oldu. Üçü... Evet, B side tamamen boş yalnız şu an bu arada. Evet. Dümdüz B side'e girmiş bulunmakta. Forrest. Nip takımı şu an sadece tek yapılması gereken şey düzgün pozisyon almak. Getright'in yeri gayet iyi. Yalnız Getright'in yeri gayet iyi ama B'den yoluna, B yolundan gelen 3 tane oyuncu var. Sizden kimse gelmiyor. Getright oraya boş boşuna çıktı. İndi şimdi. Flash pick geldi. Getright en fazla bir kişi bulabilir. Orada çok hızlı trade alınacaktır. Evet, Getright. İkili buldu. İkili buldu. İkili birden aldı. Simple Getright'i düşürdü. 2'ye 2 durum var. Rest Simple düşürdü. Edward şu an Ruins'ten gelen oyuncu son. Yanısını kullanabilir. Yanısı kullanması lazım. Dark'a ya da üçgene. Fakat korumayı tercih etti. Evet. Sanırım koruyacak. Getright'ın orada gerçekten şansı yaver gitti yani. Tek sprey attığı gibi iki kişi arka arkaya geldi. Evet, Edward'dan güzel bir tur. Forrest da trade alan isim oldu. Durum 12-8. Öndeki ablalarımız en çakışıyor. Evet, Navi'nin ekonomisi bozuldu. Bu kalacaklar herhalde Eko. Artık Eko kalsınlar lütfen. Bir kere kaldılar çünkü maç boyunca. Yatay'tan iki kili izledik. Evet. Bir de şu var Getright'ın. Bir şey oluyor. Oh.
Evet, durum 12-8. Nave Eko. Şimdilik Eko. Paos'talar. Deniz'in havası konuşuluyor herhalde. Yani. Çok cidden, yani çok ciddiyim. Çekebilir yani şu an Navi tekrardan. Fourth round yapabilir. Bayılıyorlar buna. Şu an bekliyorum bakalım çekecekler mi. Çünkü Simple'da M4 armor parası var. Diyorlar, eğer bende para var çekelim kazandırırım falan diyor olabilir. Zeus şu an. Simple bana Deagle atalım, size el alayım dedi. Ve Deagle çekti harbiden sonra. Evet, ardından Deagle'ını ama çekti. Ama armor almadı. AP'ye para bırakması için armor almadı. Sadece Deagle var, ortaya deneyecek. Deniz tavuğu almadı. 4-5 kere işlenmiş. Ölecek ki Simple, çok net ölecek. Evet, denemedi. Daha fazla öleceğini o da anladı. Çünkü pozisyonu kötüydü ve armoru yoktu. Daha fazla zorlamadı. Framing bu arada 22 canı kaldı. Midde bir çatışmaya girdi. Simple. Armor olmadığı için Necron tam kafasında olmasına rağmen aim'i öldüremedi. Necro Simple düşürdü. 4'e 5 durum var. 22 canı var Flame'nin. Nip gayet kontrollü bir şekilde ilerliyor. Hem B yolunu almış durumda. Şimdi mid kontrolünü alacak sanırım ve Asayt tamamen boş. Dalma baktığımız zaman Navi 2B. Şu anda hatta 3B oldular. Tek oyuncu middeki 5 numaralı kim acaba? Flame'iymiş. Flame'i de düştükten sonra Asayt tamamen boş. Umarım Flame'i düştükten sonra oyunu B'ye çevirmez Nip takımı. Çünkü şu an B'de setup hazırlanıyor Navi tarafından. Evet, orada boost geldi. Elektronik boost'a. Evet. Her yere aim koymuş şekilde bekliyorlar. Zeus B'den A'ya backup verdi. Evet, Nip takımı A'ya oynuyor. Orada doğru karar. Evet. Bir an korktu. Sadece bir adet kütüphanemiz mevcut. Kütüphanemizde döndüğü takılıyor CT'de. Kütüphanemiz derken Navi mi destekliyorsun? Hayır oğlum. Biz tarafsız olmalıyız. Biz hani sunuyoruz. A'da bir şeyimiz mevcutsa o da kütüphanemiz. Evet. Nip takımı tamamen boş. Execute yapmadılar abi. Execute yapsardı böyle olmazdı. Evet, Navi koruyacaktır. Navi frag koruyacaktır ama. Çünkü sadece Zeus'un bir şey korumaya hakkı var şu an. Elektronik'te Deagle varmış. Edward'la çılgın çocuk elektronik bitten basıyor. Niye çılgın çocuk ya? Çılgın abi baksana. Elektronik tam çılgın adam. Edward'ın kesin bir şey bir yere gitmesi lazım Edward'ın. Elektronik şöyle oynuyor bak. Mikrofonu dikkat edin elektronik. Elektronik böyle mikrofonu şu anda. Böyle burun tarafından. Bundan konuşuyordur belki. Nefret ederim var ya şimdi o bir de mikrofona basıyordur. Mikrofonu üflüyordur Can Aktaş gibi. diye böyle. En nefret ettiği bir şey ya turnuvadayken falan özellikle bir de. Tam şurada duracak abi mikrofon. Her zaman dudağın alt dudakta. Böyle bitişik dudakta. Durum 12-9. Simple'da AP var. Nip takımında ise 5 rifle yine. 5 kere 3'le oynuyorlar. Evet. Ardal abi taktiği evden atlayıp ilk adam aim bozacak. İkinci adam. O benim taktiğim. Ben veriyorum onu. İlk et, pardon. İlk et taktiği ayrıca. Silahlı rantla yapamazsınız. Biz yapıyoruz gerçi de. Nip bizi şey yapmasın. Simple AWP'yi çekmiş. Midden yargı dağıtmaya hazırdı. Geri döndü. Evet. Rez yakın duvara kadar ilerledi. Navi yine Bale'ın kontrolünü Nip'e verdi. Can yok beyler relax. Tabi size bana tamam saydırın. Bana taş yok şu anda. Evet, Bale'ın kontrolünü aldı. Şu an yapılması gereken hareket Bale'ın kontrolünü aldıktan sonra mid'e sağ solu smoke atmak bence. Mid'in de kontrolünü alıyorsun ve ne taraf oynayacağın hiçbir şekilde belli olmuyor. Bu arada A'da oynayanların hepsi short tarafında var şu an. Evet, orada güzel bir setup var. Benim de beğendiğim bir setup ama bu setupta işte eğer T tarafı bunu fark ederse çok hızlı bir şekilde shortla bağlantını kesiyor ve longa bağlanıyor. B split yapıyor bu taktikte ama bunu fark etmeniz lazım. Tabii bu arada çok hızlı bir şekilde Rez, Edward'ı yakaladı. Zeus hilesi, smoke'tan bir kill aldı. Evet, hilesi yalan kazansın orada devam ediyor. Evet, biraz daha tabii. Kit attı Deniz'e. Sonuçta Parabok esportçusu. Deniz'e Zeus'u buldu. Bu hesap alırsa bir tane yaşar. Daha alırsın kankam. Yapıştır. Bir de zaten orada gerçek hesaplarla oynamıyorlar genelde. Kaçmasınlar falan. Yani burada oynuyorlardı da Türkiye gelmişti. Dreamhack'te. Navi. Kendi hesaplarıyla girmediler. Niye? Bir şey olur diye, çalınır diye falan filan. Kendi hesaplarıyla girmediler. GameX sırada oldu turnuva. Sigara molasına falan attılar bizim orada çalışan arkadaşlar. Kendilerine eklemek istemişler. Steam'den farklı hesapmış. Öyle farklı hesaplarla girmişler. Peki skinlerini falan da aktarıyorlar mı o zaman? Yok, bunlar gerçek hesaptır şu andaki. Kopenhag olduğu için belki de.
Gerçektir. Gerçektir çünkü kanka Rabi gördüm bir tane orada. Isırasım geliyor. Şeyin sanırım elektronik kırmızı sete. Evet. Geldi mi Can? Can arkadaş hoş geldin. Can hoş geldin. Oh. İyi yaşa. Hep beraber arkadaşlar. Durum 12-10. Nip. Bakalım comeback yapabilecek mi? Bilemedim. Kafa kafaya gidiyor gerçekten. Bilemedim. Maç. Simple 20 kill'de kaldı. Simple'ın artık bir şeyler yapması lazım. Öne çıkması lazım. Yine B yolunu alacaklar sanırım. 3B'ye gidiyor. 3B'ye gidiyor onlar. Fakat B yolunu alabilecek mi bakalım. Evet. Yine defansif oynuyorlar. Granitler geldi. B yolunu almaya çalışıyor. Fakat çok bir aktif yolu. Aktif oynamıyor evet. Evet. Tam kafasına geldi. Simple'ın ama duvara çarptı Allah'tan son anda. 89 canı kaldı sadece. Duvarı deneyecektir. Denemedi. Edward şu an. Rez'le karşılaşacaklar şimdi. Rez, Edward'ı gördü Edward. Rez. Edward yine kilini aldı. Rez neler yaptı? Boş çimentoya sıktı prefire. Edward Rez düşürdü. Force'da Edward düşürdü. Karşılıklı hemen trait alındı. Simple Dark'tan kesmeye çalışacaktı ama kötü pozisyon, tabii kötü pozisyon olduğu da farkına vardı. Hemen tabutu da geçti. Çünkü tek oyuncu Dark'ta oynayamaz. Forrest bekleyecek, bombayı da geride bıraklar bu arada. Evet. Büyük ihtimalle Forrest bombayı alıp Forrest şu an info oynuyor. Bütün hani B döndü, A'ya gidiyor işte B tek, A tek. Ona göre oyunu çevirecekler. Şu an A'nın kontrolünü alıyorlar. Bak long kapattılar. Ebron'u kapattılar. Small attı. Evet. Deniz. Dönecek mi? Dönmeden. Deniz eğer bir kill bulursa B'ye girecekler. Bak söylüyorum. Deniz'in şu an bir kill almasına bağlı. Ölürse de verirse de bence B'ye giriyorlar. Evet. Güzel bir setup. Lekro'da bağlanacak eğer onlar. Aa Deniz şu an onu duyamaz. Çok sessiz zıpladı çünkü. Evet. Side'deki önce duydu Deniz. İlk kill almaya başardı. Flame'in tam altında Zeus var. Zeus çıkma tam altında hala görmedi. Zeus. Elektronik Deniz düştü. Zeus Lekro'yu düşürdü. Evet kalan iki oyuncu ise B'ye giriyor dediğim gibi. Simple şu anda tek. Orada bir kill yakalayacaktır. Simple. Forest'ı yakaladı. Get Right'ı Simple'ı yakaladı. 1'e 2 durum var. Bakalım Get Right'ların tecrübesi bu anı kazanabilecek. Elektronik Smoke'dan taradı. Eylesi belli ki ucuz. Kimse bulamadı. Get Right şu an Bayon'a doğru devam ediyor. Arkasından gelen bir oyuncu var. Bayon'daki oyuncu çok kötü timing'de yakalan. Smoke'u kullandı. Fakat Elektronik Smoke'dan çıkıp Get Right düşürdü. Durum 13-10 oldu. Orada belki de ilk kill'i bulduktan sonra ekstra yapmaya çalışmasalar B'ye dönseler direkt çevirseler belki de kazanacaklar. 2 kill vermeyecekler ama orada güzel bir flash pick geldi aynı şekilde short tarafında. Nip yine round'u ucundan kaybetti. Yatan çok üzgün görünüyordu. Adam artık. Hayat. Hayat yani. Hayat yaşlandırdı adam yani. Lakin eski finaller. Navidip falan. Evet evet. Astralis'e Lise, My VR, Cloud9 evet. Görmüyoruz sonunda. Çok güzel. En güzel final. Katowice'da 2013'teydi ya da 2014'teydi. Peki Katowice mi? Katowice mi? Katowice mi? Katowice. Katowice'a Polonya, Lehçe'de. Katowice'a Lehçe'de. Katowice İngilizcesi. Katowice diye bir şey yok ama. Virtus.pro'ya Nip'in karşılaşmasıydı. 2-0 Virtus.pro kazanmıştı. Zeus Force'a düşürdü. Edwards zıplayarak Fortnite'a anlamaya çalıştı. Rez onu düşürdü. Edward yapatsaydın keşke. Hemen kim yapması birleştirseydin yapıyor. Bir tane şey var öyle. Tam burada oluyor hatta. Adam B bu tam buradan çimentoya kadar yapı kuruyor. En arka Dark'taki şeyi vuruyor. A point'usunu vuruyor. Evet, City Smoke geldi. Zeus şu an tabuttan oynuyor. Evet, B yolunda toparlandı Nip. Takımı Granite kullandı Rez. Tek başına fake atıyor gibi gösteriyor ve başarılı da gayet. Çünkü hala Navi 3B, 3A tarafında oynamaya devam ediyor. Şu anda tam zamanı B execute için. Evet, şu an çok fazla evet, beklediler. Beklenen Get Right evet. Geldi. Yardırıyorlar şu an. Elektronik backup'ını verdi. CT'den 2 backup geldi. Elektronik çok zor bir round izleyeceğiz. Zeus'un arka kadar şekilde. Orada hızlı bir boost gelmesi lazım. Flame oturdu hemen. Elektronik hemen boostlandı. Orada bir kill de alması lazım. Ama Deniz çok hızlı bir şekilde trade'ini aldı. Zeus tam zamanla çıktı. Rez düşürdü. Orada bir kill de alabilecek mi? Zeus. Düşürdü. Deniz Zeus'u düşürdü. 2'ye 1 Deniz. 20 saniye. Bir oyuncu Ruins'te şu an smoke gitmeden kurması lazım. Smoke gitti. Hayır. Çok kötü timing. Navi 14'ü de yaptı. Evet, Navi 14. round'unu kazanmış oldu.
Yani çok fazla beklediler tam zamanıyla aslında. Çünkü bir süre sonra hani girmeyince ve info almayınca takımlar anlıyorlar otomatikman yani. Evet, burada Zeus ilkini alıyor. İkinci kim de burada. Yavruca. Abi evet. Smoke gitti, çok belli miydi ama orada? Ya kurması lazımdı. Az saniye vardı. 20 saniye vardı. Evet, Zeus ve dövmesi. Abi maşallah. Ben onu yaptırsam ölür mü sanırım acıdan. İçin doldurması yani, o öldürür ya. Bir de en hassas yer yani. Bir evet. De en hassas yer anasını satayım hani. Enseden almış herif. Navi'de neden Erdal abi yok? Evet. Erdal günün abi. Sorusu. Erdal abi şimdi taktiği veriyor, hazır mısınız? Navi bu el Mepe dağılıyor. Mepe dağılın, düşürdüğünüz yerden dönelim. Bu oyunu eğer düşürdüğün yerden girmezsen kazanıyorsun abi. Çok net yani bu. Nasıl ya? A'dan düşürdün ya, A'ya girmezsen çok hızlı girersen. Olmaz. Tre vururlar seni. Simple AWP almayacak sandım ya. Simple AWP aldı ama. Bu kadar parayı nereye harcadı dedim ya. Simple da böyle AWP alıyor, bir vuruyor. Çok ekstra bir performans göstermedi. Şu an gerek yok, 14-10 gibi. Bir skor var. Forest Jonov, Small arasında. Gap'ten kill vurmayı başardı. Şu an 4'e 5 durum var. Güzel nade'ler geldi Forest'a. Güzel nade geldi Forest'a. 48 yanı kaldı. Hala devam ediyor. Bu sırada Simple get rakip bir yerden yakalamış. Herden midden yakaladı. Evet. Şu an yeri güzeldi fakat bozdu. Simple oradan 2 daha çıkartabilir derken kimseyi vuramadı. O da başarılı deniz var. Elektronik 3 kill aldı. Harika bir spray geldi çünkü Simple'a. Evet, 2 tane geldi. Evet, sona kadar oyuncu Forest. Yani elektronik yine ekstra yaptı. Bu short tarafından girişlerdi. Elektronik olsun, başka bir olsun. Çok güzel bir tep gönderdi. Forest şu anda pitte bir oyuncu olduğuna tahmin ediyor. Fakat oyuncu sağ tarafta şu an longdan gelen bir oyuncu var. Hemen solundan Zeus çıktı. Zeus öldüremedi. 15. elde alıyorlar. 15-10 oldu. Vücudumun %50'si dövme, hiçbiri de acımadı yaptırırken diyor. Kendisinin sinirlerinde bir sıkıntı var sanırım. Tabii var. Herkesin... Çalışmıyor büyük ihtimalle sinirleri. Olabilir yani gerçekten, çünkü herkesin acı şeyi farklı. Katlanabilir. Hayır oğlum, acıyor yani. Tamam, acıyor tabii de yani. Canın yanmaz, tamam mı? Senin için küçük bir acıdır ama acıyor. Tabii acıyor. Hiç acımadı demek çok dev yalan yani. Hemen ölmen lazım hiç acımadı. İnanılmaz oluyor, ben bayılıyorum. Ben sileceğim sıkılırken bile inanılmaz oluyor yani. Evet. O acı. Ben de, benim acıya şeyim, dayanıklığım çok az yani. Biz artık sağlık arkadaşlar. Son maç değildi bu normalde, ikinci maçı ama... Navi eğer bu maçı kazanırsa direktman 2-0 finali kazanmış oluyor. Dekro şu an flash'ıyla atlatacak sanırım. Getrite flash geldi. Getrite atladı aşağı. Evet, yalnız Allah. Çok güzel Getrite. Elektroni zıplayarak düşmeyi başardı. Long hemen sonunu kullandı. Bu arada BRH. İşte bu vurduğun yerden girmezsen kazanırsan abi. Çok net yani. Yani Simple döndü. Evet, Simple duydu ama Simon içinden çıkacak. Simon içinden çıkmadı. Hala Simon içinde bekliyor. Sanırım bir City'ye bir kişi geçip geçmiyor. Kontrol etti City'ye. Kimse geçmedi şu an. Nip bomboş. B. Çok güzel bir flick geldi Forest'a. Simple'dan. Şu an 3'e 3 durum var. Lekro lurklemeye çalışıyor. Zeus'u buldu. Çok doğru zamanda silah alacak mı bakalım. Orada Edward Lekro'nun yerini biliyor. Evet. Edward Lekro'yu düşürdü. Öyle gelecek. 2-2 durum var. Şu an Simple'da smoke flash var. Beyoğlu'nu kapatıp oynayabilir aslında. Bakalım nereden atacak Smoke'u. O da nereye kullanacak? Kitleri de var, kereşme almış. Evet, Simple. Şu an her şeyi var round'u kazanmak için. Orada bir güzel bir flash kick gelebilirdi. Evet, Deniz Simple düşürdü. Sonra kalanıyordu. Edward. Edward Smoke'u düşürdü. Ceze var. Rez yine daldı kimle. Evet. Rez Edward'u düşürdü. Evet, Pita arkadan destek veriyor. Durum 15-11. Ne diyor şu aslında? Navi'nin ekonomisi... Evet. Yerlerde ama artık eko yapması lazım artık yani. Lütfen eko. Lütfen eko yap. Kritik round. Çünkü eğer yine force yaparsa evet, evet force yani. Harika. Ya deniyor. Bunu çok fazla yapıyor. Çok fazla yapıyor abi bunu, evet. Başarılı da olabiliyor. Ama başarılı da olabiliyor. Çünkü başarılı olabildiği için zaten sürekli bunu yapmaya devam ediyor. Zaten olamasa mantıklı bir hareket değil. Ve bunu kaybetse bile bir el eko yapıp yine silah çekebiliyor. O yüzden muhtemelen şu an force yaptılar. Evet, şu an güzel bir setup var. A'ya evde 2 kişi yakın oynuyor. Simple'la merdivenlerde gayet başarılı. 4A oynuyorlar. Flame'in sadece yeri biraz kötü. Evet, bir flash pick geldi. Orada dediğim gibi Flame'i can verdi. Lekro'da Simple'ı düşürdü. Evet, hemen geri çekildi. Bak ilk kill'ini aldık, devam etmedi. Ama Zeus çok güzel bir headshot gönderdi orada. Karşılıklı smoke'lar geldi. Edward'ın yeri çok iyi. Bu smoke sit'in oynayabilmesi için çok önemli. Yalnız takıldı zıplarken hissetti orada olduğunu Forrest. Evet. Edward düşürdü Forrest.
durum 3'e 2. Bayside yine almış durumda. Nip takımı maçı 15-12'ye getirdi diyebiliriz. Zeus 15-13'ü de görebilir demek oluyor bu. Yani bu yanlış oldu. Eko kalmayacaklar bence çünkü elektronik ve Zeus silah korudu. Ya 3 tane oyuncu Eko kalacak. Bu 2 oyuncu başka yerlere gidecek tutmak için veya force yapacaklar tekrardan. Çünkü zaten 2 tane silah korudular. Bakalım tamamen ekonomiye bağlı. Orada tamamen parayı da sıfırlamamışlardı sanırım. Evet. Geçene. Hemen bir ekonomiye bakalım. O takımdan 4 silah çıkabilir gibi düşünüyorum. Bir bakalım. Evet şu an... Evet 2-400-1-300 saklamış. Zeus bir tane silah atacak. Çok net belli bu. Edward kendisi çekebilir. Evet şu an 4 tane silah göreceğiz diyebiliriz. Evet. Navi takımı force yapacak arkadaşlar. Navi takımı tekrar force'a gidiyor. İzliyoruz. Silah gelecek mi? Zeus'un bir tane 4-300 var. Silah atabilir. Bir önce de silah çekebilir. Sadece bir önce de pistol olur. Evet Navi silah çekmek için uygun pozisyonla bakalım ne yapacak. Lakin bu elde verirlerse 15-14'e kadar tabi getirebilir. Evet ama şu an denemedi. Yapmadılar. Evet Zeus parayı sakladı. 4300'ü cebine koydu. Hayır. Evet şu an attı. Evet tamam silahlar attı. Yalnız iki kişi de böyle olması lazım. Aralarında döndüler. Tamam aralarında simple daha silah simple geldi. Zeus. Zeus çekmeyecek ki. Evet şu an pauslar bunu konuşuyorlar. Benim dediğime gelecek yine. Yanlış matematik yaptılar. Evet şu anda 3 kişide silah var. 1 kişide olabilirdi. Fakat büyük ihtimal bomba alabilmek için çekmedi diğer oyuncu. Çünkü zaten city tarafta eğer rifle oynuyorsun sonuçta. Bir yeri tutman gerekiyor ve hani direkt M4 armor yaparak veya FAMAS armor yaparak tutamazsın. Bombalar çok önemli. Gerekirse pistol alıp bomba çekmen gerekebilir. Evet, baya agresif oynadılar bu oyun. Resmini çok kötü ve burada yakalanması kötü bir şey. Belli yani. Arkana yanıcı gelmiş ve arkada kimse yok. Aslında orada tam bir flash pick gelebilirdi. Pickleyebilirdi. Yapmadılar. O durum 5'e 4. Evet Nip A'ya oynuyor. Şu an Navi 2 kişiyken birden 4 kişi olmaya başladın A tarafında. Çok hızlı backup geldi 2 kişi. Evet Navi istiyor bu roundu. Çok net istiyor. Flash geldi. Zeus bunu yenecektir. Tekrar çok toptan flash'a kadar oldu. Evet, Nip takımı yine mid'in kontrolünü aldıktan sonra yine B'ye yıkacak oyunu. Edward'ın yeri güzel, bir kill alıp oradan atlayabilir. Bir kill aldı hemen atlaması lazım, çok güzel. Çok. Yerini de doğru yani. Orada demisi evet. Atmış bırakmıyoruz. Flame de get right düşürdü, nerede düştü? Evet. Get right, dörtleme çalışırken düştü büyük ihtimalle yanıcılar karşılıklı. Nip için çok zor bir round, geri çeviriyorlar oyun tekrardan ama onların mid'de bekleyen bir flame var, çok güzel bir headshot gönderdi. Deniz orada tek atması gerekiyor Flame'e, evet. Flame'i öldürdü. Ve artık Deniz için geliyorlar şu an. Evet. Simple'da Deniz'i öldürdü ve... Kopenhag diye isteyecektim. Lost bura. Kopenhag. 2018'i. Mavi kazanıyor arkadaşlar. Sevmiyorum. Evet. Çıkıyor mu? Yiyici yarısı yani seta beta olarak atacağım, bir şey yapmamak lazım. Evet, Mavi tebrikler Erdal abi diyorlar. Erdal abi tebrikler, gerçekten. Erdal abi hak etti bu turnuvayı, kesinlikle bak. Darkant abi aramış. Darkant hak etti. Bakalım, bakalım nasıl olacak. Efendim? Tamam, gayet iyi. Şu an bitiriyorum, kapatıyorum ekranımda. Aa yukarıda kalıyorlar bak burada. Ben de dedim herhalde en yukarıya kadar çıkacaklar. Biliyorsan kutla ilk başta biz bar tarafımızdaydı. Şu an yukarı çıkalarız. Evet daha sonra üstüne çıktılar. Güzel bir start yapmışlar. Siz Zeus. Ya çocuklar çok güzel. Gerçekten zor. Evet.
Ladies and gentlemen, Copenhagen, make some noise for your winners, Navi! Absolutely incredible display. First things first, we're going to get some medals to you, gentlemen. We're going to get some medals around your neck. Evet, şu anda geliyor. O da arkadan geliyor. Onu hemen hallediyorum. Çok saygılarım arkadaşlar. Evet, I'll ask you very quickly. What an incredible display. How do you guys feel as champions here in Copenhagen? We feel really happy because this crowd is so excited and during the tournament we felt this crowd and it's really nice to play here in Copenhagen. That's the city of Counter-Strike. How much have you enjoyed playing in front of this amazing crowd? I enjoy it a lot. Every face, everyone is so nice towards our team and towards any player. Yeah. And did you feel very confident as a team throughout the course of this whole series? Did you feel very confident? Not really confident, especially when we played against. Oğlum, nasıl sevindiler lan? Madalya çok güzel ya. Madalyalarda bir şey var ha. İlk defa mı alıyorlar? Ya CS'de şöyle bir şey var. Çok az madalya verebiliyor gerçekten. Sürekli kupa veriyor abi. Madalya ben de çok seviyorum. Bir kişi sen de verin madalya. Çünkü kupa bir kişiyle kalabiliyor abi. Ve o da genelde organizasyon oluyor. I love you guys. I love you. Şöyle yapalım. Forrest kızı yürüyor. Forrest evli arkadaşlar. Kızı yürümez. Arkadaşlar Forrest evli ve Deniz'den bir çocuğu var. Denizin bir çocuğu var. Pardon. Lift the trophy and claim your title as the winners. Please give it up to the Blast Pro Series Copenhagen 2018 champions, Navi! Şahane kupa, şahane madalyalar. Şahane maçlar, şahane final. Harika bir seremoni. Nip hariç herkes çok eğlendi finalde. Nip ama gerçekten elinden geleni yaptı. Elinden geleni yaptı, formunu yakalıyor. Ve bu arada ilk maçta bu kadar hani istekli, kararlı oynasalardı onu da kaderini değiştirebileceklerine inanıyorum. Evet. Ama her türlü şu tabloyu görecek gibiydik ya. Evet. Gördüğünüz çok iyi. Gerçekten harika. Evet arkadaşlar sizi buradan açtım mı Alihan? Tamamdır. Sizi buradan efendim Alihan'a bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yarın ben yine yayında olurum. Alihan, yürümüştün mü? Girdi.